Memleketimizde ağaç yetişmesine, bu alanların ağaçlandırılmasına çok müsait. Hem iklimi itibariyle bir de ağacı seven insan potansiyeliyle, insan kaynağıyla da çok önemli. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçlerde de hızlı bir şekilde boş bulduğumuz yere ağaç dikmek adına bir takım fırsatlar oluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti, onu sevenler, bu ülkeyi sevenler, bu bayrağı sevenler, bu toprakları sevenler için çok üst düzeyde manevi bir emir. Biz de bu emri büyük bir keyfiyetle yerine getirmek adına toplanmış bulunuyoruz. İbn Haldun'un bir ifadesi var. Her fert bir millettir diyor ya. Her ağaç bir vatandır arkadaşlar. Onun için ağaca vatan gibi bakacağız ve elimizden geldiğince de sayısını çoğaltma gayretinde olacağız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Dolayısıyla biz de inşallah bugün İzmir'de yaklaşık 354 fidanla buna bir katkı sunmaya çalışacağız. Burada emeği geçen başta orman teşkilatındaki arkadaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cümleten hoş geldiniz. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar buradaki küçük kardeşlerimizle beraber büyüyecek ve geleceğe nefes olacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah programımız. Dikmeye başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum cümleten. Hadi buyurun. Biz de şöyle. Ama ben ilerliyorum. Gel. Başarı bulduk. Neresiz? Orada bir tane daha mı? Biz o tarafa doğru gidelim. Diğer tarafı da yok. İstanbul. Bak. Gideceğiniz zaman bak. Evden gelirsin değil mi? Aynen. Onu ayarlamam lazım. Dur bakın burayı dikmek değil. Bunları bak. Bunlar. Senin emeğin ha. Allah razı olsun. Bunlarını komple böyle bu duvarla geçeceğiz biz. Bura 61 dönüm. Biz Allah nasip ederse yani burada nefes alıp verdiğimiz sürece elimize geçen fidanı bu bölgeye dikeceğiz. Buranın içlerine de parselizasyon olursa yol kenarlarına güzel bir şekilde şey yaparız. Gelin mi? Hep beraber gelin de çekelim. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm.